Merhaba arkadaşlar. Başlıktan gördüğünüz üzere 30 gün gelip yani 30 günde boks yapıp da karşınıza gelmedim. Ben 16 yıllık dövüşçüyüm. Fakat şu aralar yeni bir trend patladı gidiyor. İşte 30 günde boks yapmak, 15 günde sokak dövüşü, milleti kışkırtmaca vesaire gibi. Tabii bazı trendler yani Türkiye'de genel olarak trendlerin çok faydalı olduğunu görmedim ama genç arkadaşlarımız böyle şeyleri yaparlarken sizleri de yanlış şeylere teşvik ediyor olabilirler. Mesela 30 gün boks yapıp sokağa denemeye çıksanız başınıza neler gelir? Ben size kısaca söyleyeyim. En iyi ihtimalle gözünüz morarır, kaşınız gözünüz patlar. Bu da tabii iyi ihtimali. Kötü ihtimalle bıçaklanabilirsiniz, sopa yiyebilirsiniz, çoklu kişi tarafından dayak yiyebilirsiniz. Eğer zaten boks gibi ringe daha hani ring formunda çalışılmış, 30 gün boyunca ringde çalıştığınız bir branşsa bırakın ringde deneyin. En azından daha kontrollü dayak yersiniz. Şimdi arkadaşlar sokak dövüşü çok komplike bir mesele. Mesela boksta. Siz salonda çalıştığınız zaman hayalarınıza tekme geldiğinde sokakta ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz muhtemelen. Çünkü ben de çalıştım. Bıçakla nasıl mücadele edeceğinizi biliyor musunuz? O da zor. Sopayla o da zor. Yerde nasıl dövüşülür? Adam kucakladığında ne yapar? Vesaire vesaire. Bunların hepsi zaten ringde yasak. Siz çalışırken o şekilde öğrenmiyorsunuz. Dahası 30 günde boksu da geçtim. Yani herhangi bir savunma sanatını düşünün. Yani karma dövüşle kıyasladığımda zaten boks daha küçük bir branş. Hani saygısızlık etmek için söylemiyorum ama bakarsınız sol sağ direkler, sol sağ kroşeler, sol sağ uppercutlar, işte ciğer vuruşlarıdır, eskimdir, ayak hareketleridir. Boksa baktığınız zaman daha kapsamı pratikliğe yönelik. Yani kapsamı çok geniş olmayan bir branş. Pratik, hızlıca öğren 6 ayda icabında oturtabiliyorsunuz belli tekniklerini. Ama arkadaşlar bir profesyonel boksör bile yıllarını veriyorsa bu işe demek ki hızlı şekilde yapılamaz bu. En basitinden matematik öğrendiğinizi düşünün sıfırdan bir çocuk birinci sınıfta bir ay matematik öğreniyor. Şimdi adını da bilmiyorum TEOG mu SBS mi girdiğini düşünün ne yapacak bunu? Hiçbir şey yapamayacak. Hayattaki bütün branşlar, bütün meslekler hepsi böyle bir ayda hiçbirisinde hiçbir şey yapamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, hız çağındayız. Gençlerin hoşuna gidiyor hızlı şeyleri duymak. Bir ayda şunu yaptım, bir ayda bunu yaptım. Ama ben sizden daha sakin, dengeli, kontrollü iş yapmanızı size kısaca bunu tavsiye edeceğim. Öbür türlü bir şeye erişemeyeceksiniz ve bu gereksiz patlak özgüvenle de zarar göreceksiniz. Bunun da örnekleri var. Benim söylememe gerek yok. Bugünkü videonun öyle çok bir savunma sanatı yönü yoktu ama sizin için bir belki tavsiye olarak alabilirsiniz. Belki yine savunma sanatına dair de bir örnek olarak alabilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.